Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birazcık geç kalsam da Ocak ayı favorilerimden bahsetmek istiyorum. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Ben size video çekmeyi, yazdıklarınızı, yorumlarınızı hepsini çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Yoğun bir dönem vardı. Onu bitirdik. Bundan sonra herhalde daha çok vaktim olacaktır. Farkındaysanız bilmiyorum. Sesle ilgili herhangi bir problem olmaması gerekir. Ayrıca internet bağlantınızda sorun yoksa artık şuradaki video kalitesi bölümünden beni HD olarak izleyebilirsiniz. Kameramı değiştirdim. Umarım sizlere daha güzel, daha kaliteli videolar çekebileceğim. Ocak favorilerime geçersek hemen başlayalım. Şöyle. İlk favorim Ocak ayında Rosens'in bu gül suyu. %100 doğal olan bu gül suyu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben bunu çok seviyorum. Eskiden gül suyu kullanmayı fazla sevmezdim ama bu markadan sonra sevmeye başladım. Hatta şöyle yarısında tam olarak her sabah ve akşam yüzüme uyguluyorum. Uygularken pamuk kullanmıyorum. Yüzüme ya spreyli şişeye koyarak direkt sıkıyorum. Çünkü sanki pamukla sildiğim zaman pamuk emiyormuş. Yüzüme fazla hani gül suyu gelmiyormuş gibi geliyor. O yüzden direkt yüzüme uyguluyorum. Aklıma geldikçe de uyguluyorum ama genelde sabah ve akşam kesin olarak uyguluyorum. İlk favorim bu. Bir sonraki favorim onun nerede? Bir sonraki favorim bu iki cilt ürünü. Biri Watsons'ta satılan Pure Beauty markasının Yasemin'li BB kremi. Bunu yaklaşık hemen hemen bir sene önce almıştım. Bunu bitirmek istiyorum. Project Pen'ime de koyacağım. Hatta yakın zamanda yeni bir Project Pen yapacağım. İkincisi de Rossmann'ın Sinergen markasının bu antibakteriyel BB krem değil de bu renkli nemlendiricisi. 02 numarası. Şimdi durum şöyle. Bu benim için fazla açık. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu da fazla koyu olduğu için, yani fazla değil aslında da bir ton koyu. Şöyle. Siz de fark edebiliyorsunuzdur. O yüzden ben bu Ocak ayında ikisini karıştırarak kullandım. Cildimde çok da memnunum. Herhangi bir sorunla da karşılaşmadım. Kapatıcılıkları tabii nerede o Watson'sınkinin kapatıcılığı daha fazla, nemlendirmesi az. Sinerji'ninkinin de nemlendirilmesi fazla, kapatıcılığı az. O yüzden ikisi birbirini tamamladı diyebilirim. Daha sonra ah elime battı ya. Allah'ım. Bir diğer favorim Ocak ayında Paşa Bahçe'den aldığım bu İstanbul temalı Galata Kuleli mumluk. İçinde Galata Kulesi olan ve İstanbul teması olan her şeye hastayım. O yüzden bunu görür görmez aldım. Daha büyükleri de vardı. Ben bunu aldım odam için. Şöyle iki tane mum koyuyorsunuz ve yakıyorsunuz. Özellikle geceleri oda karanlıkken veya loş ışıkta şu binaların pencerelerinden diyeyim, ışık çıktığı zaman çok güzel görünüyor. Çok da şık duruyor. Ne bileyim odanızı olur, salonu olur. 9 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum Paşa Bahçe'de hala var mı? Bir diğer favorim Benri'nin bu disk pamukları. Bu pamuklar hemen hemen Sephora'nınkiyle aynı kalitede. Sephora'dan çok daha ucuz. Sephora'nın pamukları gibi şöyle göstereyim. Dikişli. Kalitesi gayet güzel olduğu için çok beğendim. Tekrar da alacağım. Ona benzer olarak bir de Rossmann'dan bu Lili Benim pamuklarını aldım. Bu dikişsiz ama bu da aynı şekilde yumuşak ve yuvarlak. Bakalım bunu da deneyeceğim diğeri bitince. Ama beğendiğim ilk defa bir pamuğunu denedim ve favorilerime kesinlikle girdi. Watsons'ın o kare incecik pamuklarından çok çok daha iyi.
Sonra bir diğer favorim Trendy'nin, bu bana hediyeydi ama gratislerde satılıyor yanlış bilmiyorsam, misket limonlu ve elmalı bu vücut spreyi, kocaman 160 mililitrelik bir ürün. Bunu beğendim. Eğer ki hani kısa bir işiniz varsa, kısa bir şey için dışarı çıkacaksınız veya ne bileyim hani şöyle bir tazelenmek için bir şeyler sıkmak istiyorsanız gayet güzel. Genç kızlara çok uygun. Kokusu yoğun bir çiçek kokusu desem yalan olmaz. Yani içinde bu limonun ve elmanın o hafif tatlı kokusu da var ama çiçek ağırlıklı bir koku. Gratislerde satılıyor sanırım. 9 lira mıydı neydi ben tam bilmiyorum, bana hediyeydi ama bu ay sıkça kullandım. Bir diğer favorim, şu şekilde göstereyim, Coastal Scents'ten şu fırça. Bu kendi sitesinde Powder Buffer olarak geçiyor. İlk defa da bir kılı döküldü bu arada. O kadar yıkadım, hor kullandım ama hiçbir şekilde kılı dökülmemişti. Sizin karşınızda utandı, döküldü bence. Sitesinde Powder Buffer olarak geçiyor. Ama bununla ister pudranızı, ister renkli nemlendirici, fondöten, kremallık, tozallık her şeyi uygulayabilirsiniz. Çok yoğun bir uygulama sağlıyor çünkü kılları kısa. Mesela şöyle göstereyim. Bu da stipple fırça, bu da stipple bir fırça. Ama gördüğünüz gibi bunların bunun kılları uzun olduğu için mesela bununla uyguladığım bir fondöteni, kapatıcılığı bununla uyguladığım bir fondötenden çok daha farklı, çok daha az olur. O yüzden bunu çok beğendim. Çok yoğun ve kontrollü bir uygulama sağlıyor ciltte. Bunu da Eleanor'un satış bloğundan, pardon, blog satışından almıştım. Kendisine de teşekkür ederim. Bir diğer favorim Carmina'nın Smooth Touch kremalı 11 numara. Bu allık çok tatlı bir şeftali rengi. Şöyle göstereyim. Birazcık sert yapılı. İçinde çok hafif ışıltılar var ve cilde sürdüğünüzde turuncu oluyor. Ve ben bu arada bana turuncumsu şeftalilerin ne kadar yakıştığını fark etmiş bulunmaktayım. İçinde çok hafif ışıltılar var. Biraz büyükçe ışıltılar. Olmasa daha iyi olurdu. Daha doğal görünürdü. Ama yine de böyle de kullandım ve seviyorum. Hemen silelim. Bir diğer favorim Flormar'ın, bakalım, 392 numaralı bu ojesi. Bu bir arkadaşımın hediyesi bana. Ben arkadaşım hediyesi etmeseydi hiç fark etmezdim bile ama iyi ki hediye etmiş. Çok hoşuma gitti. Her ojenin üzerine sürülebilen çok yoğun simli bir oje. Şöyle göstereyim. Gri olarak görünse de içinde rengarenk alacalı simler var. Ve özellikle gün ışığında, ay denk getiremedim. Gün ışığında acayip güzel ışıl ışıl oluyor. Yani neredeyse disko topu gibi. Disko topu kıvamında oluyorsunuz. Ve benim çok hoşuma gitti. Hatta sürsem mi? Bakayım bunun üzerinde belli olur mu? Bilmiyorum ki. Bir diğer favorim Bath & Body Works'ten aldığım, bu indirim zamanında aldığım Bali Mango vücut losyonu. Bu küçük 59 mililitrelik boyu. Ben bunu el kremi olarak kullanıyorum. Çünkü vücut kremi olarak kullanırsam şıp diye bitiririm. El kremi olarak kullanıyorum. Çok memnunum. Nemlendirmesi, emilmesi ve en güzeli kokusu. Tamamen bir jelibon gibi kokuyor. Şekerleme gibi, jelibon gibi kokuyor. Giderseniz, görürseniz mutlaka yani kokusuna bakın. Zaten mangolu kokular genelde çok tatlı, meyveli ve şekerli oluyorlar. Seviyorum seni de. Sonra bir diğer favorim. Şu bir diğer favorim lafını da söylemeyeceğim artık. Maybelline'in Color Tattoo serisinden 35 numaralı On & On Bronze isimli krem farı. Ben bunu çok kullandım ama hiç kullanmamış gibi duruyor. Kullanılmamış gibi duruyor.
Bu ürünü böyle acele vaktim olmadığı zamanlarda hemencecik tüm göz kapağımı yayarak bir kalem ve rimelle beraber hemencecik çıktım evden. Memnunum çünkü neden memnunum? Uygulaması kolay. Hemen sabitleniyor. Ve ne bileyim kolay oluyor işte. Ben de kolay. Zaten üşengeç bir insan olduğum için bana kolay geliyor. Fakat 8 saat sonunda artık herhalde o da normal. 8 saat sonunda benim göz kapağımda çizgilere dolma yaptı. Ve son favorim. Bakayım son. Evet son. Son favorim. Rimmel London'dan Lasting Finish Thousand Kisses. Neydi bu ya? Ay kafam başım ağrıyor. Lip stainleri yani kalıcı rujları diyebilirim. Bu keçeli kalem şeklinde. Şöyle şuraya süreyim. Bendeki de bitmek üzere artık. Bir senedir kullanıyorum ve bitmedi. Şöyle şeftali renginde bir uygulama sağlıyor. Dudağınız bunu emiyor. Arkasından hemen şu dudak balmını, dudak nemlendiricisini sürmek lazım. Bu renksiz bir dudak nemlendiricisi zaten. Sürmezseniz dudağınızda hafif bir kuruma yapabilir. Bendeki 720 numarası kozmetik diyetinde olmasaydım diğer renklerini de alırdım bu önümüzdeki indirimlerde. Bundan memnunum. Tek kötü yanı şu keçeli kalem gibi. Keçeli kalem gibi zaten ama keçeli kalem gibi de kokuyor. Sanki böyle daha güzel tatlı bir kokusu olsaydı daha iyi olabilirdi. İndirim zamanında mutlaka bakın kendi dudak renginize uyabilecek, sürekli çantada taşıyabileceğiniz güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bakayım. Evet. Ocak favorilerim de bu kadar. Şu anda acayip başım ağrıyor. Saçmaladıysam kusura bakmayın. Bundan sonra da inşallah Project Pen videosu çekeceğim. Yeni bir Project Pen'e başlıyorum. Bu sefer içinde 20 ürün olacak. Dehşet bir şey olacak. Hepinizi bıktıracak. Bir türlü bitmeyecek. Eğer bana katılmak isteyen varsa da lütfen katılsın. Beraber Project Pen yapalım. Şimdilik hoşça kalın.